soracağım bunu. TÜSİAD Türk ekonomi panelinde para politikası tek başına enflasyonu hızlı düşürmeye yetmiyor diyor. Şeyden Avdagiç'ten de üretime destek çağrısı enflasyonla mücadelede sadece iç talebin baskılanması yeterli değil diyor. Yani aslında iş dünyası diyor ki kardeşim para politikasıyla mücadele ettiğiniz şey olmaz. Bize diyorsunuz ki dışarı çıkmayın botlarınız çamurlanır. Böyle şey olmaz diyorlar. Diyor aslında İsyan evet. Yılmaz atabildin mi? Nasıl olacak peki? Yani görünen tablo çok iç açıcı değil bence. E, değil. Şimdi bu dezenflasyon programlarında ekonominin biraz yavaşlaması istenir zaten. Sıkıntılar olur. İşsizlik artar. Hani her ne kadar şunda şu anda işsizlik yüzde 8.6 gözüküyorsa TÜİK'in rakamlarında. Bunun e, son dönemde biraz artacağını Hatta 2025'in başında artmaya tam devam edeceğini düşünüyorum ben. Hani çünkü daha durgun bir döneme gireceğiz. Zaten bugün Mehmet Şimşek de 2025'in ikinci yarısından itibaren tekrar dengelenecek diyor. Sanayi üretiminin düşmesi e, bu süreçte onu gösteriyor zaten. E, ama şurada bir haklılıkları var biraz önce söylediğiniz haberle ilgili olarak şimdi e, talebi baskılıyorsunuz ki hani talebin baskılanması da sadece ücretler üzerinden olan bir şey ama bir taraftan da arz yönünde bir politika izlemiyorsunuz. Yani üretimi artırmış olsanız zaten arz talep dengesini sağlayacaksınız. Buna yönelik bir politika yok. Bu daha uzun vadeli bir politika zaten ve daha kalkınmacı bir politika gerektirir. İkincisi sadece para politikası yetmiyor diyorlar burada. Evet ben buna katılıyorum. Maliye politikasının destek olması gerekir ama şunu kastetmesinler. Yani iş dünyası bütün fedakarlık işte bütçeye de baktığınız zaman halktan beklensin demesinler. Yani orada ben ücretler üzerinde yapılacak kısıtlamalar, eğitim ya da ya sağlık üzerinden yapılacak kısıtlamalara karşıyım. Yani belki kamu maliyesinde tasarruf yapmak, anlamsız harcamaların önüne geç ya da acil olmayan yatırımları erteleyebilirsiniz. Bu kamu maliyesini destek vermesi anlamına gelir zaten. Burası tamam ama Türkiye'de bu şeyde hani bütçe politikasında dikkat etmemiz gereken şu var. Vergi ve vergi tarafının çok konuşmadıklarını görüyorum zaten. Devlet işte tasarruf yapsın diyorlar. Devletler daha Doğrusu bütçe yapılırken siyasetin sahipleri, iktidar sahipleri hem alırken yani vergilerken sizi hem de parayı harcarken bir siyasi tercih yapıyor. Kimi vergi, kimin cebinden para alacağım, kimin cebine para koyacağım diye bakıyorlar. Yani burada ben son dönem izlenen politikaların bence hane halkının gelirlerini düşürücü. Yani sizin işte enflasyon artıyor ama geliriniz o kadar artmıyor bu sizin için hayat pahalıdır. Ve gelir dağılımının Türkiye'de son derece bozuluyor olmasının a, hiç iyi işaret etmediğini düşünüyorum. Yani ve enflasyon da bu fedakarlıkların karşılığında istediğimiz noktalara gelebilmiş, beli de bükülebilmiş değil. Yani bunun için birçok şeyi yapmanız gerekiyor. İşte dediğim gibi piyasalar için rekabet koşullarının sağlanması belki kar maksimizasyonunu azaltmak için o tekelci piyasa firmaların bölünmesi gerekiyor. Türkiye'de hiç böyle hocam, adımlar görmüyoruz. Hep diyorlar ya hep bu işte fırsatçı esnaf yüzünden işte falan hani hep esnafa kesiliyor ya fatura tamam fırsatçı Hı -hı. olan insanlar vardır muhakkak yani yok asla diyemeyiz de e bu fırsatçılar 10 sene önce neredeydi? O zaman niye fırsatçı değillerdi? Şimdilere fırsatçı Şimdi, oldular. Enflasyon beklentileri bozduğu için Enflasyon beklentileri bozduğu için fiyat ayarlaması yapan, hani fiyat ayarlaması yapması mümkün olan kesin. Bunu esnaftan çok aslında başka sektörlerde görüyoruz ve daha büyük iş aleminin içinde görüyoruz bunları, karların patladığını. Bunlar belirleyebiliyorlarsa ve orada tekelci olarak, ithalatta ise üretimde tekelciyse fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar. Şimdi enflasyonu şişeden çıkardınız. Artık tabii ki bazıları için bir fırsat dönemi oldu. Bu aç gözlük dönemi vardır. Bir de... Şu bazı kültürel alışkanlıkların ben burada önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Almanlar enflasyonun yukarıya doğru gittiği zaman harcamalarını kısıyorlar. Çünkü bu 2. Dünya Savaşı öncesi biliyorsun Hitler'in iktidara gelmesi öncesi yaşadıkları çok acı tecrübelerden. Sürekli para basan bir Alman Merkez Bankası vardı. Bizde ise tam tersi oluyor. Biz de ne yapıyoruz? Ee, yarın daha kötü olacak diye, fiyatlar daha yükselecek diye insanlar alımlarını öne çekiyorlar. fiyatların daha yükselmesine sebep oluyor. Tamamıyla Ama ciddi hocam ciddi insanlar oluyorlar. şurada haklı değil mi? Bir ara neredeyse en iyi yatırım aracı tuvalet kağıdıydı yani. E tabii tabii. O KDV'nin <laughs> arttığı dönem, ÖTV ve KDV'nin arttığı dönem herkes gitti tuvalet kağıtlarını aldı. Ve bir şey daha var. Şimdi böyle de esnafla gittiğiniz zaman... Şunu demiyor yani Merkez Bankası'nın gelecek yıl sonu hedefi %21 demiyor. Bak diyor ki hedef tutmadı 44 diyorlar. Yani kendi fiyatlama davranışında beklentilerine göre değiştiriyor. İşte hani halkında yüzde 67'ler var. Yani onun olacağını düşünmüyorum tabii ama bu size halkın inanmadığını ve burada biraz da işte fırsatçıların da bu dönemi kullandığını gösteriyor ki enflasyon dönemlerinde her şeyin dengesi bozulur, terazi bozulur. Mesela Mehmet Şimşek de diyor ki ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor diyor. Evet. Sizce? Evet. Ben katılıyorum buna. Şöyle katılıyorum. <laughs> Şimdi vergi yükü hesabında tabii nüfusla ilgili bir şey. Hocam şöyle mi yapmalı yoksa çok özür diliyorum. E, MTV'yi üçüncüye aldılar ya dördüncüye de MTV alsınlar. Beşinciye de alsınlar mı istiyorsunuz? <laughs> Yok söylemek istediğim o değil. Şimdi vergilenen ki aslında vergi yükünün ağırlığından şikayet ediyor olmamızın sebebi şu. Vergi dar bir kesim üzerinden alınıyor. Yani hmm. özellikle ücretler üzerinden alınıyor ücretler üzerindeki yük çok ağır yani siz bugün açlık sınırı 20.431 lira yoksulluk sınırı da 66.000 lira yani en azından yoksulluk sınırının altında bir vergi gelir vergisi almamanız gerektiğini düşünüyorum ben fakat bizim vergi sistemimiz öyle değil ya ve bi, bir tarafı böyle e, ikinci tarafı da kayıt dışılık çok yaygın olduğu için Türkiye'de e, vergilediğiniz kesim dar oluyor. Bu şöyle de bir şey yaratıyor. Şimdi iki tane işletme düşünün, birisi kayıt dışı, birisi kayıt içi. Tabii vergi de sonuçta o işletme için bir maliyet unsuru. Kayıt dışı olan bu vergi hiç hesaba katmadığı için serbestçe hareket ediyor ve fiyatı daha düşük belirleme şansı oluyor. Siz o zaman kayıtlı firma olarak yaşayamıyorsunuz. Yani sistem aslında sizi biraz vergi kaçırmaya yönlendiriyor. Onun için kayıt dışılıkla mücadele etmek lazım. Ama bu Türkiye'de mümkün olur mu? Hiç sanmıyorum onun mümkün olacağını. Çünkü bu siyasetin finansmanına kadar birçok düzenleme yapılmasını gerektiren bir unsur olur. Bir başka unsur da Türkiye'de vergi gelirlerinin önemli bir bölümünün dolaylı vergilerden sağlanıyor olması. Kişi başına %70, vergi hesabı... %70 hocam adını koyalım %70. Evet. 5, demokratik ülkelerde, demokratik ülkelerde bu oran nedir? Yani genellikle demok şöyle Avrupa Birliği örneğini verirsek tam tersi. Yani yüzde eller civarında olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de ama yüzde otuz derken şöyle bakalım. %70'i dolaylı vergi. Şimdi Sayın Bakan'a cevap vermek için söylüyorum. %30'u dolaysız vergi. Bunun bir kısmı gelir vergisi, bir kısmı kurumlar vergisinden geliyor. Ama gelir vergisinin aslında çok önemli bir bölümü sizin benim ücretlerimden kesilen tefkifattan, stopajdan kaynaklanıyor. Yani gelir vergisi diye gördüğünüz şey aslında bir nevi dolaylı vergiye benzeyen bir yapının içinden geliyor. Yani biz serveti, geliri ve kazancı doğru vergilendirmiyoruz. E dar bir kesim üzerinde de büyük yük oluşturduğu kesin. Bir de dolaylı vergileri kim ödüyor? Dolaylı vergileri tasarruf yapma gücü olmayanlar. Özellikle asgari ücretler, hmm. yoksullar ödüyorlar. Çünkü bunlar... Ne harcıyor? Gıda harcıyor. Ne harcıyor? Kiraya ulaşma harcıyor. Ve bunların üzerinde tamamının üzerinde dolaylı vergi var. Aslında bunların ödeyicisi de yoksul halk olmuş oluyor. Ondan dolayı bu yoksul halkın vergi yükü ağır. Ama siz o hesaplamalara bakıp kişi başına bu hesapları yaparsanız orada vergi yükü düşük gözükür tabii. Ama vergilemediğiniz çok büyük bir kesim olduğu için Ver, kümesteki tavuklar meselesi bu. Yani biz sürekli kümese koyduğumuz tavukların kazların tüyünü yolluyoruz. Ama neredeyse şey kalmadı yani. Kümesin yani garantili tavukları kümesin garantili tavukları var. Araba alanlar tabii. özellikle sıfır. <laughs> Telefon alanlar işte şey. Araba akar akaryakıt alacaksınız. Tabi teknolojik alet alanlar işte ne bileyim TRT payları filan. Cep telefonu kullanıyorsunuz. Işte, tabi tabi telefon derken onu kastetmiştim zaten artık ev telefonu diye bir şey kalmadığı için neredeyse. Hı. Yani böyle garantili şeyleri var hani bir araba yerine üç araba aldığınız bir telefon yerine üç telefon almış gibi. Hani aldığınız şeyler, ama bu günün sonunda şu çok tatsız bir görüntü. Türkiye, İstanbul özellikle aşırı pahalı bir yer hale geldi. Yani Avrupa'ya siz biliyorsunuz zaten gittiğiniz sık sık bir yer. Yani biz üç katı, dört katı e, hesaplar ödediğimiz veya bir şeyler almaya çalıştığımız bir gıda şeyi var hali var. Ya bayağı sefilliğin başka bir adı ya bilmiyorum bunun adı ne yani? Biliyorsunuz aslında Av Avrupa Birliği'nde Japonya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde son iki üç yıldır faiz yükseltme ve enflasyonla mücadelenin bir başarısı da aslında onlara yardımcı olan dünyada emtia fiyatlarını ve gıda fiyatlarını düşüyor olması. Yani bu onlara yardımcı oluyor ama bize yardımcı olmuyor Bahar'ın. Yani gıda fiyatları düşüyor bütün dünyada. Emtia fiyatları düşüyor ama Türkiye'de yükselmeye devam ediyor. Yani demek ki bize özgü sistemde yapımızda bozukluklar var. Öyle de bir sıkıntımız var. Gelirimiz enflasyon kadar artmadığı için bizim için her şey çok daha zor hale geliyor ve yurt dışına çıktığınızda garip bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Geliriniz düşmüş. Yani dolar ve euro cinsinden baktığınızda ama siz buna rağmen daha pahalı alıyorsunuz her şey. Yani gelir düşüyor da Fiyatlar daha ucuz kalmıyor. Yani gidiyorsunuz yurt dışına çıktığınız zaman bakıyorsunuz birçok malzemeyi ya da gıdayı çok daha ucuza alıyor. Yani Avrupalı sizden daha yüksek gelire sahip ve onu daha ucuza alıyor. Yani demek ki sepetini çok daha ucuza mal ediyor. Böyle bir durumda da karşı karşıyayız maalesef.